Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu videoda komedi serimize devam ediyoruz. Evet. Yani daha önce çok küçük bir giriş yapmıştık ama hani resmi olarak komedi serimiz dememiştik. Ama artık bir komedi serisi adının koyulmasının zamanı geldi bence. Evet. Master of None'da kısa bir giriş yapmıştık. Komedi dizilerini çok seviyoruz ve komedinin yeterince değer görmediğini düşünüyoruz. Nerede drama var, korku var. Hep daha değil böyle mi? Ciddi olaylara kurgu gidiyor. Kurgu dizileri mesela özellikle işte suspense sürekli ne olacak, sonraki bölümde ne çıkacak falan. Ama bir yandan mutlu olmak, izlediğin şeyde eğlenmek, gülmek de çok değerli şeyler hayatta. Kesinlikle. Hayatımız zaten olmuş suspense filmi. Bir de komedi dizileriyle izleyip gülelim. Kesinlikle. Bir de komedi dizileriyle ilgili şöyle bir şey var. Herkes tüketiyor aslında bunları ama üzerine yeterince konuşulmuyor bence. Çok çerez, çıtır çerez muamelesi görüyor. Halbuki benim mesela en sevdiğim türlerden biri komedi. Gerçekten hani zekice yapılmış bir komedinin üzerine pek bir şey tanımıyorum gerçekten de. Bir de komedi var, komedi var demek isterim her şeyde denebileceği gibi. Yani bomboş komediler de bazen güzel olsa da, bazen insanın bünyenin ihtiyacı olsa da biz aslında karakterlerin geliştiği ve gerçekten hani doğru güzel karakterlerin olduğu, sokakta görsen gerçek diyebileceğin karakterlerin olduğu filmleri, dizileri seviyoruz evet, aslında. Ya da yani çok kaliteli bir şekilde yapıldığı belli olan yapımları, hani çok absürt bir şey de olabilir ama hani o zeka pırıltısını görmek istiyorum açıkçası. Evet. Benim için iyi komediler var, aşmış iyi komediler var. O yüzden bu seride ikisine de değineceğiz büyük ihtimalle. İki türden de komedileri ele alırız ama kötü komedileri ele alacağımızı zannetmiyorum. O nedenle bugün peki bu videonun konusu nedir Zeynep Hanım? Black Books. Black Books'u çok seviyoruz. Black Books bir İngiliz dizisi. 2000 ve 2004 seneleri arasında geçmiş 3 sezon. Channel 4 yapımı. Channel 4 yapımı 18 bölümlük toplamda. Küçücük bir dizi aslında. Evet, yani İngiliz dizileri güzel olduğu zaman siz de hissetmişsinizdir bunu, doyum olmuyor. Çünkü kısacık oluyor. Sezon da kısa, sezon sayısı da az. Yani tadı damağında kalıyor insanın. Baştan izleyip duruyorsun. Ama güzel yani 10 kötü sezon yapacaklarına. Yani değil mi? Tabii. Bazen uzadıkça kötüleşebiliyor diziler. Tabii kesinlikle. O yüzden yani gerçekten tadı damağında kalan cinsten bir dizi Black Books'ta. Evet. Hani 18 bölüm nedir ki yani 20-25 dakikalık bir dizi sonuçta. Baştan yıllarca döndürüp evet, izliyoruz. İzlenebiliyor. Neyse ki hafızamız mükemmel değil. Sürekli bir şeyleri unutuyoruz ve baştan gülüyoruz. Baştan gülüyor da insan. Kesinlikle evet. Gülüyor. Özellikle araya böyle bir 6 ay 7 ay falan ara bırakınca baştan gülünebiliyor unutulup gidiyor. Kesinlikle gülünüyor. Peki Black Books'un konusundan genel olarak bir bahsetmek ister misin? Ben mi bahsedeyim? Ne dersin bu konuda? Bahsetmek isterim yani. Bugün çeneli bir günümdeyim. Hadi bakalım o zaman. 3 tane karakterimiz var Black Books'ta. Fran var. Ay bak, kadından başladım. En büyük rol tabii Bernard'da. Bernard, Manny ve Fran var. Bernard'ın kitap dükkanı var. Bütün olaylar orada geçiyor aslında. Evet. Manny de orada bir çalışan. Fran de aslında yan tarafta bir dükkanı var gibi ama sonra yok. Evet, falan. Başta o, onlar bir onların arkadaşı. Yani onların maceraları. Evet, Fran ile Bernard arkadaş ve Bernard'ın kitapçısında geçiyor olaylar. Evet. Sonra Manny geliyor bir gün. Ondan sonra Manny de bu ekibe katılarak devam ediyor. Üst katta da yaşıyor Bernard ve nedense Manny. Evet. Orada çalışınca orada yaşamaya başlıyor. Evet, öyle bir işine oluyor. Geliyor Bernard'ın da. Yani yaşam standardı olarak özellikle Bernard çok ilginç bir insan yani. İzlemek gerekir. Bilmiyorum. Neyse. Ne diyorduk? Bernard'a geçmek mantıklı. Bernard'a geçebiliriz burada. Bu bir durum komedisi. İşte sitcom dediğimiz tarzda bir komedi. Ve İngiliz dizilerinin kara mizahını ve kaotik ortamını, kaotik durum ortaya koyuşunu çok güzel yansıtan dizilerden bir tanesi. Mesela başka örnekler de var. Bunu yapan işte Fault Towers, ondan sonra Keeping Up Appearances var. Ama mesela ben onlarda daha bir stres oluyorum, şey oluyorum ama çünkü kaos üzerine oluyor ya genelde. Evet. Çok kaotik durumlara sokuyor bizi. Ama Black Books'un ayrı bir absürt havası olduğu için ve karakterleri doomed dediğimiz böyle artık yani. Onların kaosunu ciddiye alıp stres olamıyorsun. Evet, olamıyorsun bile yani. O derece eğlenceli bir şey.
Bir de evet. Şey yani Fawlty Towers ve şey dedin, ne dedin? Keeping Up Appearances dedin. Onlar eski diziler aslında. Daha eski. Ve bu Black Books'un 2000'li senelerde geçiyor olması beni çok şaşırttı. Çünkü çok tatlı bir 90'lar hatta belki 80'ler kesinlikle, havası evet. Var. Çünkü o pis, eski, karanlık, böyle yeni bir dizi havası yok. Bu çok güzel bir şey. Bunu yansıtabilmesi 2000'li yıllarda. Evet mesela 80'ler bize 90'larda geldi ya Türkiye'ye. Hani o da onun gibi bir şey olabilir. Belki İngiltere'ye de 90'lar 2000'lerin başlarında devam etmiştir. Zaten 2000'lerin başları 90'lara benzer bayağı. Ama gerçekten çok ağır bir 80'ler sonu 90'lar havası var. Evet, 90'lar başı havası var özellikle. Bernard. Bernard Black. Çok iyi bir karakter yani. Çok iyi, severiz. O kadar iyi değil. Öyle bir kaba. Ya evlat olsa sevinmez yani. Öyle bir karakter Bernard. Yani ben şimdi şey sigara, şarap durmadan böyle su içer gibi şarap içiyor. Yani zaten ev sürekli şöyle. Birinde kadeh, birinde sigara. Sürekli böyle bir karakter. Ve yani yaşamaktan keyif alıyor mu? Yaşamaktan sadece içki içip sigara tüketirken mi keyif alıyor falan? Yani çok böyle bıkmış, sinirli, huysuz ama aynı zamanda çok sevimli yönleri de ortaya çıkabilen zamanlar. Evet, özellikle Manion'la ilgilendiğinde, evet, ilgi gördüğünde falan hoşuna gidiyor. Bir karakter. Gerçekten çok ilginç, garip bir karakter. Ben çok seviyorum Bernard'ı. Yani özellikle farklı böyle triplere falan girdiği zaman çok hoşuma gidiyor. Müşterileri yani. Azarlayışı. Evet. Yani adam müşteri istemiyor ya kitapçısında. Yani evet, niye geliyorlar buraya diyor. Niye geliyorlar diyor. Kitap satıyorsun diyor. Ama niye ben? Niye ben falan diyor yani. Acaba bir şarap ve sigara zulası mı var? Çünkü yemek alacak kadar para kazandığını çok göremiyoruz. Değil mi? Birkaç kitap satıldığını gördük 18 sezonda. Herhalde bir birikimi falan varmış. Onun dükkanı açmış. Öyle yiyor falan. Bir ara kumarbaz oluyordu hatta. Evet, mesela evet. Orada bayağı bir şey kaybediyordu dükkanda. Evet. Yiyecek gibi falan mı oluyordu acaba? Öyle bir şey vardı galiba. Evet, belki ama sonra geri kazanıyorlar hani Fren oynuyor falan. Fren arkaya. Bernard bu arada kitap okumayı da seviyor. Evet aslında şey bilgili görüyorsun. Bir insan. Evet. Ama sanki yani bir şey onu hayattan bezdirmiş, bıktırmış ve salmış gibi. Evet. Oluyor öyle kötü adamlar. Öyle bir i̇şte doomed havası yani, var. Doomed karakter. Lanetli karakter olmuş o artık yani. Evet. Gitmiş artık onun hayat gibi bir şey var. Çok keyifli izlemesi bence Bernard'ın. Evet, evet. Gelelim Manny'ye. Manny. Manny oraya çalışmaya geliyor ve geldiğinde yani aslında insan Bernard'ı görüp koşarak kaçması gerekir. Yani ve çünkü ne diyor Bernard diyor da yani ne bileyim işte sigorta yok, para yok falan tabii gibi tabii. Şeyler diyor yani hani. Bernard gayet gerçi ilk tanıştıklarında o kadar söylemiyor galiba da ilk günden falan belli yani cehenneme çevirici çocuğun hayatını. Bernard ne kadar eksi bir karakterse Manny de onun diğer uçtaki artı evet. Eşi değil mi? Hem anne hem baba oluyor Bernard'a. Evet kesinlikle öyle bir ilişkileri var. Zaten sevgili gibi evet. Birbirlerine davrandıkları bölümler var bayağı eğlenceli. Evet, evet. Öyle bir dengeleri var. Peki bu ilişkide bunu dengede tutan Fran aslında bu ikisini birbirine bağlayan. Mesela bak ne kadar uzun süre Manny'ye döneceğim ama birbirleriyle birbirleriyle yalnız kaldıklarında Bernard ve Manny çok fazla didişmeye başlıyorlar. Bunun üzerine bölümler de var. Çok kavga etmeye başlıyorlar ve bir şekilde Fran araya girip ikisini de yola getiriyor. Çünkü Bernard sadece Fran'ı dinliyor hayatta. Ve beni zaten uyumlu bir insan yani. O ne yapsa yeridir zaten. Evet, Bernard ve Manny aslında sevgili gibi bir hale evet. Girdiği için. Çünkü Manny hemen şey oluyor yani. Bernard'la ilgileneyim, evi sileyim, süpüreyim, yemek yapayım, temizleyeyim böyle bir şeye giriyor. Fran geldiğinde arkadaş olduklarını hatırlıyorlar belki de birden ve arkadaş ortamı oluşuyor. Biraz daha evet. Evet evet değil mi? Öyle bir atmosfere dönüşüyor birden. Evet, Fran olmayınca kendilerini kendileri üzerinden tanımlayınca bir şey çıkmıyor. Ama bence Fran biraz güçsüz bir karakter. Şöyle sıvı gibi. Ne tarafa gitsen o tarafa gidiyor. Yoga yaptığı bölüm vardı, evet. Alkolik olduğu bölüm. İşte saçını kestirdi diye havasından geçirmeyen bölüm. Ya bence Fran bu üçü arasından en normal karakter. Yani normal dediğim gerçekten en sıradan ve sokakta görebileceğimiz karakterlerden biri. Yani onun da eksileri var. İşte dediğin gibi çabuk etkileniyor. Çok etkileniyor. Yani o aslında onları dengelemekten evet. Ziyade bence kayıyor. Bir onun o tarafına kayıyor, bir ona kayıyor. Aslında kesinlikle. Fran de bazen çok ters
ve olumsuz bir karakter Bernard diye. Yani dikkat edersen Bernard'ın ve Manny'nin sosyal zekaları iki ayrı uçta da olsa çok kötü. Yani Manny'nin de öyle. Manny de hani kendi başına çok olamıyor yani. Mesela evden kaçtığı bölümü konuşacağız. Hani ikisi de olmuyor. Fran sosyal zekası çok daha yüksek biri. Evet, çevresi var, arkadaşları var. Evet. Hani işi var. Hayatını idam ettirebiliyor. Ama işte dediğin gibi onun da eksileri var. Yani zaten Bernard'la arkadaş en büyük eksisi bence bir insanın bu olabilir. Yani aşağıya çeken insanı Bernard çünkü. O da içki sigara şeyine çok düşkün değil mi? Yap başaramadı zaten o yoga yaptığı bölümde. Evet yoga o da harika bir bölümde. ondan sonra yoga yaparken çantasından çikolata çıkarıp yiyordu. Evet, değil mi? Kek yemişti bir tane sanki bütün pasta yemişti değil mi? Aa, yok yok. Bütün pasta. Kadın şey getiriyor. Mısır pirinç patlağı gibi bir şey böyle. Sağlık bu eti formlar falan filan var ya. O çantadan çıkarıp yiyor. Ondan sonra efendime söylersek. Manny'e döneceğim dedim ama Manny'e dönecek çok bir şey bulamıyorum şu an. Evet çünkü birbirlerinin üzerinden anlatıyoruz karakterleri. Evet, o zaman kalmıyor. Ama dediğin doğru, Manny de kendi başına ayakta kalabilecek bir karakter değil o kadar. Çünkü Bernard'dan uzaklaşıp başka bir şey yaptığında hep aklı orada kaldı. Yan taraftaki kitapçıda evet. Çalıştı mesela. Tertemiz yer, harika davranışlar, para kazanıyor falan. Bernard'a evet. Yani. Bernard ne yapıyor Bernard'da? O da demek ki duygusal olarak Bernard'da bir bağı var. Yani oradan bir şekilde besleniyor o ilişkilerinden. Evet. Gibi bir olayı var. Peki Manny demişken favori bölümlere geçelim. Evet. Ve birinci sezondan He's Leaving Home adlı harika bölümü. evden kaçtı. Evet. Bernard'ın yanından kaçtığı bölüm. Bernard'ın yanından kaçtığı bölüm. Birkaç tane favori bölümümüze değinmek istiyoruz. Aslında en iyisi izlemektir tabii de. Tabii mutlaka izleyin zaten harika bir dizi. Evet yani ama şey var değil mi bu dizide? Şimdi ana konuyu bildikten sonra çok bir şey yok zaten bu üçünün maceraları. Hani açıp YouTube'da da var bu bölümler. Ortadan herhangi bir bölüm izlese de insan çok büyük bir şey yok yani. Tabii. Bölümlerin birbirinin çok büyük bir etkisi yok yani. Evet evden kaçıyoruz. Bernard'ın tavırlarından, bize muamelesinden bıkıp kaçıyoruz. Ve bir fotoğrafçıyla tanışıyoruz. İşte otostop çıkarken. Yani adam sen bundan önce nerede yaşıyordun bir kere, tamam mı? Niye sokaklara düşüyorsun? Hani niye bu kadar acizsin ailenin yani? Ailenin evine git falan değil mi? Arkadaşının evine git. Neyse işte böyle kulübeden aramalar Bernard'a. Hoşça kal ben gidiyorum işte mektup bırakmalar falan. Tam bir evden kaçış yaşıyor Manny. Tabii böyle çocuksu ve şey olduğu için, saf olduğu için de hemen birisi sakal kandırıyor. Sakal fetişi fotoğrafçısının eline düşüyor. Orada işte adam bunu himayesine alıyor. Ondan sonra tip de tam bir tip zaten yani. Kürkler, makyajlar, böyle 80'ler şey. Saçlar yani beni öyle görmek için bile izlenecek bir bölüm. Harika yani bilmiyorum, makyaj süper bu bölümde. ondan sonra işte bir şekilde tekrar yuvaya dönüşünü izleyecek miyiz, izlemeyecek miyiz? Onu siz izleyince görürsünüz artık. Evet. Ama herhalde izleriz ya. Çünkü izleriz herhalde bir daha. Evet. Evet, bir başka sevdiğimiz bölüm The Blackout. Bu bölümde Manny çok kahve içiyor. Ve kendisini polis olarak buluyor. Değil mi? Evet böyle hyper 80'ler evet. Polisi şeyine giriyor. Şey oluyor. Giriyor. Sokakta birisi çanta çalıyordu galiba. Evet onu kovalıyor. Onu kovalıyor. O kovalıyor diye onu polis sanıyorlar. Ona soru soruyorlar. Hayır demiyor. Polis değilim demiyor ve dedektiflik unvanına kadar çıkıyor. Evet. Hani orada good cop, bad cop bayağı iyiydi. Çünkü giriyor içeri ne yapacağını sorguya, bilmiyor. Sorguya değil mi? Sorguya oluyor. Sorguya giriyor. Ne yapacağını bilmiyor. Polis soruyor diyor sen ne yaptın bilmem ne, kızıyor. Diğeri de ne saçın ne güzelmiş, bluzunu nereden aldın gibi şeyler söylüyor Manny. Çünkü bilmiyor ne diyeceğini. Birden good cop oluveriyor yani. İşte adam üzerine gidiyor gözlerin çok güzel diyor Manny falan böyle good cop olarak. Çok kavramlar işte bak sosyal zekasının çok gelişmiş olması orada da belli. Hayır de arkadaş ben başarı yardım ediyordum adam. Polis değilim falan. Onu bile bazen insanlar, karakterler en kolay şeyi bile söyleyemiyor. Evet değil mi? O çok kriz anı. Çok sinir bozucu evet. Oluyor yalnız izlerken çok gerçekten. Çok kaotik karakterler. Bir de birbirini dinlememe sahnelerini de hiç sevmem. Hani bir şey açıklayacak. Aslında bir cümle dinlemez. Söylese bütün sezon bitecek. Bitecek ama, yani. Ama işte sezonlar nereden çıkacak sonra? aynı zamanda bu bölümde işte Bernard ve Fran ayrı ayrı o kadar çok içiyorlar ki birinin kolu kırılmış.
Diğerinin boynu incinmiş. Onların birbirlerine ne olduğunu anlatmalarını da istiyoruz. O da bayağı keyifli. İkisi de yani reziller. İçiyorlardı yani. Bir yandan o halde hala. Ha, bir yandan içiyorlardı. İçiyorlardı şeyde. Aa, evet çok güzeldi o bölüm. Bir başka favori. Blood. Harika bir bölüm. Bu bölümde Fran ailesini buluyor. Ama ailesi değil de böyle eski akrabalarını. Ha, diyor ki ben buluyor. Atalarımı bulacağım. İşte bu soy web araştırma. Web siteleri var ya. Soy ağaçları çıkarmaya çalışıyor falan. Oradan buluyor. Nerelilerde hatırlıyor musun? Doğu Avrupalılarda ama spesifik Doğu Avrupa, Doğu Avrupa'dan bir ülke. Ay, kıza yapmadıklarını bırakmadılar ya işte. Hani böyle şeyle çok dalga geçmişler yani Doğu Avrupa işte daha doğuya özgü olan böyle aile birbirine tutunur ama aynı zamanda faydalanıyorlar Fren'den. Bununla biraz dalga geçmişler. Bayağı keyifli olmuş. Aslında kurnazlar ama saf ayağına biraz şey yapıyorlar, evet. Freni kullanıyorlar. Çok Türkiye'de çekilmiş bir film gibi yani hissettim. Çok uzak değil bize de yabancı yani. Yabancı gelmedi evet birazcık. Hani güzel şeyler de var ama öyle şeylerimiz de olabiliyor zaman zaman. Ondan sonra aynı zamanda ne oluyordu bu bölümde ya? O bölümde şimdi bizim kız şeylerle akrabaları geçirirken Bernard'la Manny şeyde Manny dükkanda önce bir kafeye dönüştürüyor dükkanı. Ha, işi geliştirmek istiyor. Evet, Bernard'dan daha çok para kazanmak mı istiyor? Manny istiyor aslında. Bernard'ın haberi yok. Kahve koyuyor falan. Bernard kızıyor ama baktı daha çok satış var. Hoşuna o zaman gidiyor. Bir şey demiyor. İşte o da hırslanıyor. Yemek de olsun diyor falan. Ama menü falan yok ortada. Masa koyuyorlar. İçeride bir tabak yemek yapıp dağıtacaklar mı? Ne yapacaklar bilmiyorum. Yani o harika dizinin, bir yemekti o yani. O bölümün yemek yapma sahnesi kadar yani fiziksel olarak rahatsız olduğum bir sahne olmamıştır herhalde. Bu kadar kaotik, pis. Yani yani bilmiyorum. O luxury pie yapıyorlar. Harika. Yani ne varsa koyuyorlar. Islak göz koyuyor. Yani. Havyar koyuyor. Krema bilmem ne şarap ama şimdi en son deterjan koymasa iyi olacak. Bayağı bir boya falan koyuyorlar bir noktada. O da bayağı kaotik sahneler evet. Arasında en üst sıralarda yer alır yani. Evet. Güzel bölümdü, güzel bölümdü. Evet, onu çok seviyorum. Ben yemekli dizileri, filmleri severim. Onu bile sevdim yani. O sevdiğimde. Yeter ki yemek olsun. Evet. Elephants and Hands. Başka bir sevdiğimiz bölüm. bu bölümde çocuk kitabı. Çocuk kitabı diyorlar. Ya diyorlar ki evet. Yani herkes yazar. Ben yazarım diyor. Yazarım diyor. Bernard yazmaya başlıyor, tamam mı? İşte Manny ile beraber yapacaklar falan. Ama önce Bernard yazıyor galiba. Böyle yazmış 1000 sayfalık bir şey, tamam mı? İşte bir şeyin gazetecinin işte iç sorunlarını falan irdeliyor böyle. İşte kendisi olamaması mı falan, artık öyle bir şeyler böyle. Bayağı derin konulara girmiş falan. Diyorlar biraz komplike olmuş çocuk kitabı için falan diyorlar. O zaman işte fille bilmem ne diye küçük bir şey yazmaya başlıyorlar. İşte balonu kaybolur bilmem ne. Manny de çiziyor değil mi? Manny de çiziyordu galiba. Çok güzel oluyor o. Ondan sonra da ay bunun başarısıyla kazandığımız paralarla başımıza işler gelir işte değil mi? Başarı kompleksine gidiyorlar. Evet öyle bir diye. Daha hiçbir şey olmadan daha hani yayıncıya bile gitme. Sonu söyleme. Tamam. O şey kalsın. Belki izlenir. Tam söylüyordum. Ama çok güzel yani. O kitap yazma sahneleri bence baya keyifliydi yani. Fran ne yapmış? Yapıyordu? Bu arada Fran de liseden mi? Üniversiteden öyle şey arkadaşlarıyla kızlar şey yapıyorlar böyle ne derler? Ormanın içinde ha, bir böyle şey. Orman evine bir ev falan olur ya. İşte oraya gidiyorlar. Fran çantasından 20 şişe şarap çıkarıyor falan. İçtikçe içiyorlar. Ondan sonra da Fran'ın tüm foyaları ortaya çıkıyor. Bayağı kötü bir gece oluyor. Fran da çok komedi açısından bakıldığında çok başarılı bir karakter yani. İzlemesi keyifli, tepkileri keyifli, oyunculuk çok iyi yani. Evet aslında çoğu insanın yaşadığı ama herkesin sakladığı şeyler vardır ya. Fran hep onları yaşamış ve hiç saklamıyor. Evet, Fran dizinin işte normal yüzü bence daha çok ama ya o bile anormal. Hani normal diyoruz ama zaten normal dediğimiz ne ki yani? Hani tabii. Toplumda da aslında çoğumuz bayağı anormaliz yani aslında. O da güzel bir ortalama yansıtma oluyor bence. Evet. Travel writer. Travel writer'da ne var? Travel Writer'da çok şirin bir Bernard var. Ben en çok onu seviyorum böyle. Şimdi bir seyahat kitapları yazan bir adam var. Tamam böyle hani şeylerde olur ya işte
Gezi kanallarında falan böyle çok karizmatik bir adam olur. İşte şuraya gittim, Etiyopyalı çocuklarla şunu yaptım falan gibi. Öyle bir tip geliyor imza gününe. Ondan sonra işte herkes bu adamın görünce etkisinde kalıyor, tamam mı? İşte Bernard önce bunu çok şey yapıyor, aman gelmesin istemem falan, böyle küçümsüyor adamı falan. Bernard da adamın etkisinde kalıyor bu sefer. Böyle kendini beğendirmeye çalışan genç kız gibi adama böyle hehehehe diye böyle bütün bölüm hepsi peşindeler. Hepsi. Böyle Manny de öyle ondan sonra. Böyle bölümleri çok seviyorum ben, böyle karakterler bir gücün altındaymış gibi karakter dışı davranmaya başlayınca çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle çok eğlenceli bir bölümdü. Çok ilginç, şey çok ilginçti. Bernard'ın da katılması bu işe. Ben Bernard yapmaz diye bekliyordum. Evet, çünkü Bernard ilgiyi seviyor özellikle. O yani. Onun da işte demek ki hala işleyen tarafları var yani kişiliğinde. Hani ne tarafa işliyor? Ne tarafa? İyiliğine işlemiyor olabilir ama hani normal kalmış tarafları var yani. Evet, güzel bir bölümdü da. Bir yandan da bir kedi musallat oluyor değil mi? Evin içine, ev diyorum şey daha. Şey oluyor, ev sahibi, Bernard'ın ev sahibi ölüyor ve her şeyini kediye bırakıyor. Doğru. Ve yani onunla sonuçta kedi ne istiyor ki? Zam mı yapmış kedi? Onunla ilgili onu öyle bir şey vardı. Bir sorun vardı, istemiyor kediyi Bernard. Kediyi öldürsün diye kiralık katil diyor. Kiralık katil de veteriner, para biriktirip işte veterinerlik okulunun parasını ödeyecek falan filan. Acıklı. Sonra da bir şeyler oluyor yani, anlatmıyorum. Kendiniz izlersiniz sonrasında, o da... Ama kedi ölüyor olsaydı gülüyor olmazdım, bunu söylemem dedim kedi severler için. Evet. Kedi ölmüyor arkadaşlar. Kedi ölmüyor, izleyebilirsiniz. Genelde Bernard'ın başına bir şeyler gelir. Manny'nin başına bir şeyler gelir. Yazıktır çocuğa. Böyle. Evet. Yani favori bölümlerimiz deyince benim aklıma... Aslında tüm bölümler çok güzel. Hiç, yani her bölümün komik şeyleri var. Yani hiçbir bölümü ay bunu izlemeyelim tekrar, evet, güzel evet. değil dediğim yok. Bunları seçerken de ben zorlandım. Çünkü kesinlikle, çok güzel. Kesinlikle öyle. Şimdi şuna değinmek isterim. Ben bunu komedi serisinde genel olarak gelen bir soru yapmak istiyorum. Evet. Gereksiz bir karakter var mı diyeceğim. Bunu da hemen açıklayayım. Bazı komedi dizilerinde bir karakter oluyor, tamam mı? O karakter niye var ben anlayamıyorum. Ama üzerine düşündüğüm zaman şöyle bir sonuca varıyorum. Dizinin genel komedi stilinden farklı bir komedi stili sunan, genelde daha basit, daha ne bileyim genele yönelik mi desem acaba, bir komedi stili sunan, hani şey gibi, yedeğimizde bu da dursun da hani onu beğenmeyen bunu beğensin gibi bir bunların karakter oluyor. Hepsinde Kramer düşünüyorsun değil mi? Yani kesinlikle en basit örneği benim için Kramer. Ya Kramer'ın biraz daha artı tarafları var bunun üzerine ama çok da yok yani. Kramer'ın en iyi örneklerinden bir tanesi mesela, ben hiç anlamıyorum Kramer'ın neden o kadar sevildiğini. Mesela karakter var bunda mı? Böyle bir şey yok. Çünkü zaten 3 kişiler. Ve üçü de hani birbirini tamamlayan bir dengeye oturtulmuş karakterler. Ben bunu çok görüyorum komedi dizilerinde. Yani çok görüyorum. O gereksiz yüzden, karakterim. Evet, gereksiz karakter dediğim olayı. Belki gereksiz değil. Belki reytingleri artırıyor. Belki insanlar çok seviyor. Kramer'ı çok seviyor. Senin gereksiz bulduğun zaten bireysel evet, şey. Evet. Hani yani benim için diziye bir şey katmayan bir karakter yok. Zaten işte bu üçü dışında arada bir iki kez görünen ek karakterler var. Onun dışında kimse yok zaten. Evet, bir de İngiliz dizilerinde az karşılaşacağız bence gereksiz karakterle. Çünkü ekonomik de daha tutumlu davranıyorlar İngilizler. Evet. Çekimlerde, sette. Yani neden öyle bilmiyorum. Daha mı küçük bir sektör acaba İngiltere, Hollywood'a olan? Şöyle belki olabilir o yüzden diye düşünüyorum. Yani Hollywood'da bir sürekli rating derdi var, tamam mı? Sürekli dizi yenilenecek, ne kadar işte izlenecek vesaire. Belki İngiltere kanallarında bir belirli bir bütçe ayrıldığı için zaten ve belirli bir zamana yayıldığı için öyle bir baskı oluşmuyor olabilir. Bilmiyorum bunu tabii, tamamen tahmin ediyorum ama hani öyle bir durum olabilir gibime geliyor. Vallahi ben sadece BBC izledim. Reklam yoktu dizinin arasında, ortasında falan. O da güzel. Nereden kazanıyorlarsa. Evet değil mi? Evet, bilmiyoruz. Öyle bir nezihlik durumları var yani. Evet, biz de bunu seviyoruz çünkü İngiliz dizileri güzel oluyor yani. Güzel oluyor gerçekten. Komedide işte dediğim gibi o kaotik durumlara çok giriyorlar ama kaliteli bir şekilde işliyorlar yani. Konuları öyle çok boş geçiştirmeli şey olmuyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Black Books yorumlarımız bu şekilde. Bu diziyi izlemediyseniz şöyle akşam yemeği yerken bir yandan kenardan açın. Keyfinize bakın derim. Evet. Çok kesinlikle önemli. Öneriyoruz.
Çok yani çok komik ya. Yani. Tabii biz de izleyelim bir daha. Bayağı komik. Bir bölüm açalım biz de. Bugün bir tane izleyelim bence. Bir tane izleyelim. Evet, komedi serimiz devam edecek. İzledikçe ekleyeceğiz ya da izlediklerimizden ekleyeceğiz. Bayağı bir repertuarımız da var sağ olsun. Hazırda var bayağı. O yüzden onları da değineceğiz zamanla. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Hoşça kalın demek istiyorum hepinize. Hoşça kalın.